Herkese merhaba. Bazı insanlar korku filmlerini izlerken korkmaz. Hatta bazı sahnelerde gülerler. Ne de olsa ekranda gördüğünüz her şey yazarın hayal gücünün ürünüdür. Yani korkacak bir şey yoktur. Peki gerçekten de izlediğimiz her şey bir hayal ürünü mü? Hayır, bu doğru değil. Birçok korkunç hikaye gerçek hayatta yaşanan olaylara ya da görgü tanıklarının anlattıklarına dayanıyor. Daha fazlasını duymak ister misiniz? Hadi başlayalım. It. It filminin konusu Stephen King'in kitabına dayanıyor ve bu kitap tamamen yazarın hayal gücüyle yazdığı bir eser. Ancak ana karakterimiz olan korkutucu palyaço Pennywise gerçek bir insandan esinlenerek yaratılmış olabilir. Yazar bunu hiçbir zaman doğrulamadı. Ancak kitabın hayranları bu karakterin kesinlikle seri katil John Wayne Gacy'den esinlenerek yaratıldığına emin. Bu adam çocukların doğum günü partilerinde palyaço olarak çalışıyordu. Ki bu da onu çok daha korkutucu biri yapıyor. Gacy ilk bakışta hiç dikkat çekmeyen genç bir adam gibi görünüyor. Nazik ve tombul olan bu adam komik numaralarıyla çocukları eğlendiriyordu. Boş zamanlarında ise her türden sosyal organizasyonlara katılıyordu. Ancak kimseyi mutlu etmediği zamanlarda Gacy kötü huylu ikinci kişiliği tarafından kontrol ediliyordu ve bu kişilik yüzünden yaşadığı yerdeki genç kurbanları avlıyordu. Genç çocukları evine gelmeleri için kandırıyor ve bedenlerini bodrum katında saklıyordu. Katil palyaço polis tarafından yakalanmadan önce çoktan 30 kişiyi öldürmüştü bile. Bu olaylar ortaya çıkmadan önce bazı insanlar polis merkezinde bu şok edici hikayeleri anlatmıştı ancak kimse bu insanlara inanmamıştı. Çünkü Gacy mahallede çok saygı duyulan bir adamdı. Polis olayları fark edene kadar psikopat adam evinde insanları öldürmeye devam ediyordu. Neyse ki sonunda katil yakalandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hapse girdikten 14 yıl sonra 1994 yılında davalarının çok sayıdaki başvurusu yüzünden infaz edildi. O zamanlar Gacy'nin davası halkın ilgisini çekti ve bu hikayeyi öğrenen birçok insan sonsuza kadar palyaçolardan nefret etti. Poltergeist. Soğukkanlı, gaddar katiller gerçekten de korkunç. Ancak bazen ortada gaddar katiller yokken de korkunç şeyler yaşayabilirsiniz. Steven Spielberg'ün korku filmi Poltergeist'i hatırlıyor musunuz? Bu film 1980'li yıllarda 3 dalda Oscar adayı olmuştu. Ne yazık ki kült olmuş bu korku filmi de gerçek bir hikayeden esinlenerek yaratılmış. Ayrıca birçok insan bu film serisinin lanetli olduğuna inanıyor. Çünkü farklı çekimler sırasında birkaç oyuncu yaşanan olağanüstü kazalar yüzünden öldü. Bu filmde kötü ruhlar tarafından kovalanan Freeling ailesinin hikayesini öğreniyoruz. Bu filmin esinlendiği gerçek hikaye, Poltergeist yayınlanmadan 24 yıl önce Herman ailesinin başına gelenlerdi. Her şey bu evde yaşayan insanların garip sesler duymasıyla ve içinde kutsal su olan şişelerin kapaklarının kendiliğinden açılmasıyla başladı. Aile yalnızca bir ayda buna benzer 70'e yakın olay yaşadı ve kimse bu olanlara mantıklı bir açıklama bulamadı. Neyse ki bu süre içerisinde acı bir olay yaşanmadı ve aile bir an önce evden taşındı. The Exorcism of Emily Rose. Ana Elizabeth Michel 1952 yılında Batı Almanya'da doğdu. Anna, herkesin birbirini tanıdığı küçük bir kasabada yaşayan sıradan bir genç kızdı. Annesi ve babası ise inançlı insanlardı. 16 yaşına kadar Anna'nın hayatı genel olarak inançlı ebeveynlere sahip her çocuğun hayatı gibiydi. Ders çalışıyor, 2 haftada bir kiliseye gidiyor ve tabii ki kilise korosunda şarkı söylüyordu. Ancak 1968 yılında Anna'nın sağlığı bozulmaya başladı. Gecenin bir yarısı Anna hareket etmesini ya da yardım çağırmasını dahi engelleyen spazmlarla uyanıyordu. Aile doktorunun tavsiyesi üzerine çift çocuklarını hastaneye götürdü ve Anna'ya temporal lob epilepsisi teşhisi kondu. Çok geçmeden genç kız tüberküloza yakalanarak hastaneye yattı ve bu hastalıkla birlikte epilepsi atakları çok daha yoğun ve sık yaşanmaya başladı. Artık nöbetlere yalnızca kas felci değil, aynı zamanda hayaller eşlik ediyordu. Anna bu nöbetlerde şeytanla yüzleştiğini düşünüyordu. Doktorlar genç kızı şizofreni ilaçlarıyla tedavi etmeye çalıştı. Ancak Anna bu tedavinin hiç etkili olmadığını düşünüyordu. Bunun sonucunda da son derece inançlı bir insan olan Anna, kötü ruhlar tarafından ele geçirildiğine ikna oldu. Bu yüzden birçok papazdan şeytanı vücudundan çıkarmalarını istedi. Bu isteğini yalnızca birkaç papaz kabul etti. Genç kız 10 ayda tam 67 şeytan çıkarma seansına katıldı. Bu seansların her biri 4 saat sürüyordu. Doğal olarak bu tedavinin de hiçbir etkisi olmadı ve en sonunda yorgun düşen genç kız yatağında ölü bulundu. Bu arada papazlar ve genç kızın ebeveynleri daha sonra ihmalkarlıkları yüzünden yargılandı. Anna'nın bu hikayesinden esinlenen birçok film yapıldı. Bunlardan bazıları da ünlü korku filmi The Exorcism of Emily Rose ve kült film The Exorcist.
Ivlenko. İtalyan yönetmen David Grisco'nun yönettiği Ivlenko isimli bir manyağın cinayetlerini anlatan bu film 2004 yılında yayınlandı. Karakter yaratılırken Sovyetli seri katil Andres Chikatilo'dan esinlenildi. 1978'deki ilk cinayetinden önce Chikatilo, Sovyet vatandaşı olarak sıradan bir hayat sürüyordu. Akademik anlamda başarılıydı. Orduda görev almış, evlenmiş ve çocuk sahibi bile olmuştu. Ancak bir noktada bir şeyler ters gitti. Chikatilo'nun bir gün yanlışlıkla bir kız çocuğunu öldürdüğü ve bu olaydan sonra da kendisini durduramadığı ortaya çıktı. Adamın genç kurbanlarını ormana götürmek için onları kolayca ikna ettiği biliniyordu. Korkunç cinayetleri de burada işliyordu. Chikatilo, 20 Kasım 1990 yılında tutuklandı. O zamana kadar soğukkanlı katil 50 kişiyi öldürmüştü ve bunların çoğu küçük çocuklardı. 1994 yılında Chikatilo suçunu itiraf ettikten sonra infaz edildi. İtalyan filmi de neredeyse bu hikayedeki her şeyi en ince ayrıntısına kadar olduğu gibi kopyaladı. Amityville Horror. Suçlular ve zalim katillerle ilgili birkaç film izledikten sonra birçok insan bu filmlerde anlatılanların gerçek hayatta başlarına gelmeyeceğine inanmayı tercih eder. Ancak biz her şeyin olabileceğini biliyoruz. Çoğu durumda gerçekte olanlar kurgu filmlerinde olanlardan çok daha kötüdür. Mesela Ronald Defoe Jr.'ın hikayesine bir bakalım. Donald 1974 yılında soğukkanlılıkla kendi ebeveynlerini, iki erkek kardeşini ve iki kız kardeşini öldürdü. Hepsi de bu sırada yataklarında huzurla uyuyordu. Bu gerçekten de korkunç bir hikaye. Ancak Amityville katilinin popüler kültürün önemli bir parçası haline gelmesi hiç şaşırtıcı değil. Bu adam yalnızca romanlara konu olmadı, aynı zamanda bu adamın hikayesini anlatan bir sürü film çekildi. Ancak tabii ki bu filmlerde hikaye biraz abartıldı. Sabaha karşı saat 3'te Ronald bir pompalı tüfek aldı, evdeki odaları gezdi ve 6 aile üyesini de tek tek öldürdü. Daha sonra yürütülen soruşturmada evde ölen herkesin o sırada uyuyor olduğu ortaya çıktı. Yine de 8 atış sesine rağmen evdekilerin uyanmamasının nedeni tam olarak bilinmiyor. Ertesi gün Ronald ne yaptığını algılamaya çalışıyordu ve öğle saatlerinde yerel bara giderek evindeki bu korkunç katliamın izlerini daha yeni bulmuş gibi davranıyordu. Birkaç gün sonra polis katliamı Ronald'ın yaptığını gösteren kanıtlar buldu. Ronald'ın neden böyle bir şey yaptığı hiçbir zaman anlaşılamadı. Ve sonuç olarak mahkeme zalim katili her biri 25 yıldan oluşan 6 hapis cezasına çarptırdı. Bugün Ronald, New York Devlet Hastanesi'nde ikinci hapis cezasını çekiyor. Yıllar sonra bu korkunç hikaye bir korku filmi serisine dönüştü. Film, korkunç cinayetin işlendiği evi satın alan Lutz ailesiyle başlıyor. Daha sonra evin yeni sahipleri, evin içinde paranormal olaylar yaşadıklarını söylüyor. Ancak bu olayların yaşandığına dair bir kanıt gösteremiyorlar. Film o kadar gerçekçi ve korkutucuydu ki, daha sonra bu hikayeye film yapımcılarından Ed ve Lorraine Warren çifti gibi paranormal araştırmacılara kadar birçok karakter dahil oldu. Böylece Amityville Horror, Amityville 2 The Possession ve daha birçok film ortaya çıktı. Hounds of Love. Bu film dünyadaki en ünlü korku filmi değil, ancak hikayesi son derece ilgi çekici. Film genç çocukları kaçıran psikopat John ve kız arkadaşı Evelyn'in dehşet veren hikayesini anlatıyor. Manyak ikili kurbanlarını eve getiriyor, işkence ediyor ve yakınlardaki bir ormana genç çocukların cesetlerini gömüyorlar. Bu ikilinin kurbanlarından biri olan Vicky'nin diğer kurbanlarından biraz daha zeki olduğu ortaya çıkıyor. Vicky, çiftin sorununu hemen anlıyor ve kendisini kurtarmak için Evelyn'i erkek arkadaşına karşı dolduruyor. Ne yazık ki gerçek hayatta da buna benzer bir çift vardı. Perth'te yaşayan Avustralyalı David ve Catherine Burney bu filmdeki karakterlere çok benziyorlar. Bu ikili de Moorhouse Caddesi'ndeki evlerinde birkaç genç kızı katlettiler. Bu yüzden de bu olaya basında Moorhouse cinayetleri adı verildi. Çift toplamda 4 genç kızı öldürdü. Beşincisi ise mucizevi bir şekilde kaçmayı başardı. Kaçmayı başaran bu kızın ifadeleri sayesinde çift yakalandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. John hapishanede kalmaya dayanamadı ve 2005 yılında hücresinde intihar etti. Catherine ise hala hapishanedeki cezasını çekmeye devam ediyor. İfade veren genç kız, kritik kararları veren kişinin Catherine olduğunu söylediği için Batı Avustralyalı savcılar Catherine'in salıverilmesiyle ilgili talepleri sert bir şekilde reddediyor. Scream. Cinayet yani slasher temalı filmleri sevenler için Scream tam bir klasiktir. Bu arada bu filmin orijinal isminin korkunç bir film olduğunu biliyor muydunuz? Ancak son anda filmin adı değişti ve Scary Movie ismi daha sonra çekilen ünlü parodi filminde kullanıldı.
İsmi ne olursa olsun bu klasik korku filminin hikayesi hiç de komik değil. Senarist Kevin Williamson'a göre korkunç bir maske takan bu manyak karakter yaratılırken 1994 yılında haberlere konu olmuş bir hikayeden esinlenildi. O zamanlar medya aktif olarak Gainesville tecavüzcüsü olarak bilinen seri katil Daniel Rowling'in davasını konuşuyordu. Filmdeki ana karakter yaratılırken bu adamın kurbanlarını öldürürken kullandığı acımasız yöntemden esinlenildi. Katil 2006 yılında mahkemenin emriyle infaz edildi.